Okuduğunuz bölümü bize söylemeden 3 kelimeyle anlatabilir misiniz? Steteskop, kan alma, internlük. Hemşirelik mi? Hayır. Doktorluk? Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kan ter gözyaşı. Çözemedim. Kan. Kan. O zaman sağlıkla ilgili bir şey. Hemşirelik mi? Yok. Gözyaşı da çok etkili. Gözyaşı. Steteskop, tansiyon aleti diyelim, bence anlayın. Hemşirelik yani, başka bir şey gelmiyor aklıma. Steteskop deyince. Komite. Komite. Ağız ve diş sağlığı mı ne? Hekim. PDR mi? Doktor. Söyleyelim mi? Tamam, söyleyeyim. Tıp. Ha? Top, pota, saha. Beden eğitimi mi? Evet, beden eğitimi. Doğru. Peki, çok teşekkürler. Steteskop, iğne. O zaman doktor. Yok. Hemşirelik. Evet. İletişim, insan, çevre. Gazetecilik mi? Hayır. Radyo, televizyon? Değil. Bir tane kaldı. Haklı ilişkiler. Haklı ilişkiler ve tanıtım. Tamam. Üç kelimeyle anlatayım. Shakespeare olabilir birincisi. Tiyatro olabilir. Evet. Var mı başka? Ne olabilir? Roman diyebiliriz. Şiir denilebilir. Tüm edebiyat kavramlarını içine alıyor diyebiliriz kısacası. Edebiyat bölümüyle alakalı bir şey o zaman. Öyle diyelim. Öyle olabilir. Evet. Tamam. Söyleyin peki. İngiliz dili ve edebiyatı. Bölümümüzde multimetre cihazı kullanıyoruz genelde. Onun dışında breadboard, direnç. Yani o şekilde size 3 örnek verebilirim. Mühendislik mi peki? Yani evet diyebiliriz. Bizi açar mısınız peki? Ceyran. Ceyran deyince aklınıza ne geliyor? Elektrik o zaman. Ve elektronik. Elektrik ve elektronik mühendisliği okuyorum. Hastane idare yönetim. Hemşirelik mi? Değil. Sağlık yönetimi. Olsun, yaklaşmışım ama yine de. Peki, çok teşekkürler. Kablo, priz, ampul. Elektrikle alakalı bir şey o zaman. Evet. Elektrik mühendisliği okuyorum. Çok iyi bence bölüm. Teşekkür ederiz. Bina, inşaat, kum. İnşaat mühendisliği mi? Para, kredi, hayat diyeyim bir de. Bankacılık mı? Evet, doğru. Pen, sond, üçüncüsü kalem olsun. Mühendislikle ilgili bir şey mi? Yok. Biraz kopya verin o zaman. O zaman akrilik diyeyim. Ha, resim. Resim öğretmenliği. Yok ama yaklaştınız. Daha ne şu an... Ayna diyeyim o zaman. Ayna, son, resen. Ha, anahtar kelime resimli... Muayene seti gibi. Şu an bilemedim. Siz söyleyin önlük bence. O zaman beyaz önlük diyeyim. Resim öğretmenliği. Hayır. Söylemiştim onu. Beyaz önlük. Beyaz önlük. Hiç aklıma gelmiyor ya. Bence siz söyleyin. Söyleyeyim, diş hekimliği. Ruh, insan, çözüm. Psikolojik danışmanlık mı? Evet. Alçı, mum, arjinat derim. Tamam, resimle alakalı bir şey mi? Hayır, diş hekimliği. Ulusallık, para, ithalat. Ekonomi mi? Hayır. Ne peki? Uluslararası ticaret ve lojistik. Mikrofon, kamera, senaryo. Radyo, televizyon, sinema o zaman. Sözlük, yurt dışı, Shakespeare. İngiliz dili ve edebiyat bölümü evet, mü? Evet. Tamam. Genelde zaten Shakespeare deyince aklıma bu geliyor benim. İğne, hastane, beyaz önlük. Doktor mu? Yaklaştınız. Hemşirik. Para, maddiyat, ölçüm. Ölçüm. Yani para, maddiyat deyince bankacılık geliyor aklıma. Doğru mu? Geliyor ama yanlış. Yanlış. Ne evet. Peki? Söyleyeyim mi? Söyleyin tabii. Ekonometri. Tamam, ekonomi bölümünün iktisat eklenmiş hali. İBF ölçümle İBF fakültesinde. Tamam.